Japonya, dünyadaki en ilginç ülkelerden biri. Kendilerine has kültürleri, muhteşem yemekleri, teknoloji konusundaki başarıları. Peki bunlar dışında Japonya hakkında neler biliyoruz? İşte karşınızda Japonya hakkında sizi çok şaşırtacak bilgiler. Bir, çevrim içi mezuniyet töreni. Pandemi hayatımıza birçok yenilik kattı. Bunlardan biri de çevrim içi mezuniyet töreni. 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir üniversitenin mezuniyet töreninde Covid önlemleri çerçevesinde öğrenciler diplomalarını evlerinden kumanda ettikleri avatar robotlar aracılığıyla almış. Business Breakthrough Üniversitesi'nin bir otelde düzenlenen mezuniyet töreninde cübbe ve kep giyen 4 robotun baş kısmında öğrencilerin canlı görüntülerinin yer aldığı tabletler kullanılmış. Mezunlar törene Zoom video konferans uygulamasıyla katılmış. Ana Holdings şirketi tarafından geliştirilen NewMe ismindeki robotlar diplomalarını aldıktan sonra rektör Oma Kenichi ile hatıra fotoğrafı çektirmiş. Üniversite yetkilileri bunun dünyada internet üzerinden yapılan ilk mezuniyet töreni olduğunu söylüyor. Ayrıca yetkililer diğer üniversitelere de benzer törenler için esin kaynağı olmayı umduklarını belirtmiş. 2. Festivaller. Günümüz şartlarında Japonya'yı bu kadar ilginç kılan şeylerden biri de festivalleri. Festivaller Japon kültürünün en önemli parçası. Japonya'daki her yörenin kendine ait geleneksel ve bir o kadar da ilginç festivalleri bulunmaktadır. Mesela Çıplaklar Festivali de diyebileceğimiz Hadaka Matsuri. Bu festivalde çok sayıda erkek fundoshi adındaki iç çamaşırlarıyla ortalıkta yarı çıplak halde dolaşıp kötü ruhlardan arındıklarını düşünüyorlar. Yaklaşık 1000 yıldır devam eden bu festivale her sene yaklaşık 9000 erkek iyi şans getirmesi umuduyla katılıyor. Ülkede genel olarak festivallere katılım çok yüksek. Hatta bir rapora göre bir festivale tam 2.8 milyon insan katılmış. 3. Sahte yiyecekler. Japonya'nın benzersiz bir ülke olduğunun bir diğer kanıtı ise plastik sebzelerin ve yemeklerin oldukça yaygın olması. Japonya'da hemen hemen her restoran menülerindeki yiyeceklerin porsiyonlarını bu şekilde vitrinlerinde sergiliyor. Bu sayede müşteriler yiyecekleri yemekte doyup doyamayacaklarını önceden tahmin edebiliyorlar. Kısaca Japonya'da eğer bir şeyler yemek veya içmek isterseniz beklentilerinizin gerçekleşeceğinden emin olabilirsiniz. Bunun yanında ülkede insanların yemesi için yapay marul ve lahana da üretilmektedir. Peki kimler bu yapay marul ve lahanayı yerdi? 4. Evcil hayvanların sayısı. Japonya'da çocuktan çok evcil hayvan olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan bir çalışmanın raporuna göre ülkede kayıtlı kedi ve köpek sayısının 15 yaş altındaki çocuk sayısını geride bıraktığı dikkat çekmiş. Ülkede kayıtlı 21.3 milyon evcil hayvan varken 15 yaşının altındaki çocuk sayısı 16.5 milyon. Japonların hayvanlara olan düşkünlüklerini gösteren bir diğer şey de sadece tavşanların yaşadığı ada. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda tavşan gizli bir deneyde kullanılmak üzere bu adaya getirilmiş. Ancak daha sonra deneyin iptal edilmesi üzerine tavşanlar salıverilmiş. Günümüze kadar yaşayan ve gitgide sayıları artan bu tavşanlar orada kendi yaşam alanlarını kurmuşlar. Zamanla da ada her sene binlerce turistin ziyaret ettiği cazibe merkezi haline gelmiş. 5. Sanal sevgililer. Japonya'da teknolojinin çok gelişmiş olması sebebiyle aklınıza gelebilecek her şey teknolojiye yansımış durumda. Bunlardan en ilginci de sanal kız arkadaş sistemi. Sanal ortamda yaratılan kız arkadaşlar sayesinde erkekler gerçek bir sevgiliyle neler yapılabiliyorsa onunla da yapmaya başlamışlar. Mesela Japon erkekler sanal sevgililerine hediyeler alıyor, onlarla sohbet ediyor, aynı evde yaşıyor, hatta onlarla evleniyorlar. Peki ülkemizde de Japonya'da olduğu gibi sanal kız arkadaş uygulaması olmasını ister miydiniz? 6. Otomat makineleri.
Japonya ile ilgili söyleyebileceğimiz bir diğer ilginç şey de otomat makinesi cenneti olması. Japonya'daki otomatlardan, soğandan oyuncağa, hediye kartlarından elektronik aletlere kadar birçok şey alınabilmektedir. Hatta iç çamaşırı ve evcil hayvan bile. İnsanlar evlerinin çok yakınında bulunan otomat makinelerinden kahvaltı için yumurta, akşam yemeği için hala canlı olan yengeç, karides gibi yiyecekleri de satın alıyorlar. Sizce ülkemizdeki otomat makineleri Japonya'dakiler gibi olmalı mı? 7. Robot restoranlar. Teknolojinin en geliştiği ülkelerin başında gelen Japonya'da günlük hayatta robotları görmek hiç de şaşırtıcı değil. Japonya'daki çok sayıda restoranda çalışmaya başlayan robot garsonlarsa dikkatleri üzerlerine çekiyor. Servi adındaki robotlar garsonluk görevleri dışında müşterilerle sohbet de ediyor. 8. Oshiya. Oshiya adındaki meslek, Japonya'da yapılan işlerin de ne kadar tuhaf olduğunu gösteriyor. Oshiya, Japonya'da yoğun saatlerde insanları metroya sığmaları için ittiren görevlilere denilmektedir ve bu profesyonel bir meslek. Özellikle Tokyo gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev alıyor ve trene binmeye çalışanları arkadan ittiriyorlar. Bu mesleği genelde çok gelir elde etmek isteyen öğrenciler tercih ediyor. İtici olarak çalışan kişilerse aylık 4000 dolar kazanıyor. Peki ülkemizde böyle bir meslek olsa çalışmak ister miydiniz? 9. Obezite. Japonya'da kilo almanın yasak olduğunu biliyor muydunuz? Dünya obeziteye karşı savaşı sürdürürken, hastalığın dünyadaki en düşük oranlarda olduğu Japonya'da hükümet standart bir bel çevresi ölçüsü belirleyip bunu yasa haline getirmiş. Bu yasaya göre Japonya'da bel çevresi 85 cm geçenlerin zayıflaması yasalarla zorunlu hale getirilmiş. Metabo ismi verilen bu yasanın amacı, obezitenin yol açtığı sağlık risklerini azaltarak sağlık harcamalarını azaltmak. 10. Anime kenti. Japonya denilince birçok kişinin aklına ilk anime gelir. Tokyo'daysa Akihabara adında bir anime kenti var. Tokyo'nun en fazla ziyaret edilen noktalarından biri olan Akihabara, çizgi roman, karakter figürleri ve elektronik eşya cenneti. Hemen hemen her türlü ilgi alanına hitap eden Akihabara'da bir şeyler almamak için kendinizi tutmakta zorlanabilirsiniz. En yeni çıkan elektronik eşyalara ev sahipliği yapmasının yanında Akihabara, Japonya'da anime, manga ve oyun karakterlerine aşırı hayranlık duyan kişilerin her gün mutlaka gittiği yerlerin başında geliyor. Aynı zamanda bu sıra dışı şehirde anime ve farklı karakterlerin kostümüyle dolaşan insanlarla karşılaşma ihtimaliniz de çok yüksek. Siz de seyahatinizde buraya mutlaka bir kere uğrayıp bu çılgın dünyayı deneyimlemelisiniz. Videomuzun sonuna geldik. Japonya hakkında bildiğiniz başka ilginç gerçekler var mı? Varsa yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.